Günaydın, kanalımıza hoş geldiniz. Biz böyle hamur açarak güne başlıyoruz. Teyzem böyle poğaça yapıyor, patatesli böyle değişik bir poğaça yapıyor. Şimdi göstereceğim size. Böyle açma gibi yapıyor. Göstereyim size şimdi. Sen ne yapıyorsun? Açıyorsun. Ne güzel açtı teyzesi bak. Evet, çok Şimdi teyzem böyle hamuru aldı. Şöyle şu iç harcı şurada. Bir yandan da Özgür'ü izleyin siz. Bezeler yapıyor şimdi. Şimdi böyle birazcık küçük açıyor. Çok alma. Böyle üstüne atacaksın anne. Şimdi bunu bir güzel yağlıyor. Çok açmıyor, orta düzeyde. Bu kadarcık. Şöyle bir güzel yağlıyor. Özgüdürücüm yeter un. Tamam, bir kez daha al. Şöyle kenarlarını katlıyor. İç harcını ortasına koyuyor. İç harcına da soğan, salça ve patates kavurdu. Şöyle kapatıyor bohça gibi. Şöyle oluyor. Harika olmuş arkadaşlar. Hamuru videosunu çekemedim, hamuru yaparken, yoğururken. Ne koyduğunu hatırlıyor musun teyze? Evet. Ay, şunu yemişiz. Ne koydun? Şu maya, süt, su, yağ, şeker, tuz, un. Tamam, bir dahakine çekmemiz lazım. Öyle olmuyor. Güzel yaparım. Tamam. Şöyle bol naneli, reyhanlı bir patates salatası yaptık. Şimdi çay da koyduk. Böyle biz öğlen kamerayı açtığım için günaydın dedim size ama öğlendeyiz yani. Çay içeceğiz, sohbet edeceğiz. Herkese yeniden merhabalar. Şimdi kızlarla buluşmaya gidiyoruz. Ayşenur'la falan. Özgür'ü de yanıma aldım. Şöyle eşyalarımızı da aldım. Oradan yengemlere falan geçeceğim. Birkaç gün yokum. Öyle göçebe bir hayat yaşıyoruz Özgür'le. Otobüse geç kaldık. Koşmamız lazım Özgür'ü. Özgür'ün üstündeki takım da bu arada Milan'ın takımı. Linkini var isterseniz aşağıya bırakırım. Çok güzelmiş. Mola Çikolata diye bir yere geldik. Güzel bir mekan. Şimdi waffle söyledik. Burada. Ayşenur da burada. Ayşenur görünmek ister misin? Ayşenur görmek ister misin? Bursa'dan görmek ister misin? Elif dünden razı gördük. Bir şey söyleyeceğim. Ne kadar bir milyon atları, ne kadar şişman. Gerçekten kilo gösteriyor. Bana diyorlar ki sürekli sen gerçekte daha zayıfsın, daha güzelsin. Böyle tutarsam tabii güzel çıkmam. Gerçekten. Çok kalabalık, konuşamıyoruz. Burada da Özgüdür var. Özgüdür'e bebek aldık. Bir de kafasında bir şey var. Ne o? Kafanda ne var? Aha geldi. Yarabbim. Şöyle iki tane waffle söyledik. Şu da şöyle atıştırmalık tabağı. Böyle. Özgüdür'ü şöyle bir parka getirdim. Buranın adı ne olarak tam olarak bilmiyorum ama. Şöyle kocaman bir park alanı var. Şimdi oraya girdi, 10 dakikalığına süresi var. Ücretli bir şekilde girdi. 10 dakikası 7,5 TL. İstanbul'da 15 dakikası kaç paraydı ya? 50 TL falan da yani. Yine burası birazcık daha uygun ama bence gereksiz de birazcık pahalı. Yani 10 dakika değil 15 dakika olsaymış iyiymiş. İnsan oldu işte. Hiç beğenmiyor. Şurada düğün salonları falan var herhalde. Şurada da park alanları var. Herkese merhaba. Bir başka evden. Hepinize merhaba. Ben sabah başka yerdeyim. Akşam başka yerde. Çünkü başka türlü bu Elazığ'ın tadını daha fazla çıkartamazdım. Şimdi Elif'in bir arkadaşına geldik. Evine bayıldım arkadaşlar. Çok güzel bir evdeyim. Burası ilçe olarak tam olarak neresi bilmiyorum. Çayır neydi? Çayda Çıra. Şimdi hemen döndürüyorum kameramı ve bu kadar güzel bir ev. Yani İstanbul'da muhtemelen bu evin kirası en az 17-20 bin arası olur. Abartmıyorum. Şimdi hemen izleyeceksiniz, anlayacaksınız.
Tabii Elazığ olunca çok daha uygun. Çok 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 daha uygun neredeyse. Hemen size bir vlogumu başlatıyorum. Sürekli bir ev çekiyorum. Çünkü çok beğendiğim evleri. Ben böyle ev vloglarına bayılıyorum. Nerede ne var. Bu eve de bayıldım. Size de onu göstereceğim. Kapıdan şuradan giriyorsunuz. Şurada bir portmanto gibi bir dolap var. Sonrasında bu ev 4+1. Her odasını tek tek göstermeyeceğim. Beğendiğim odaları şöyle genel hatlarıyla göstermek istiyorum. Şurası salon. Şöyle uzak çekim yapsam daha iyi olur. Burası salon. Eğer yeni evlenecek takipçilerim mutlaka vardır böyle koltuk araştırması, salon araştırması yapmak isteyen yapanlar. Onlara da çok güzel fikirler olur diye düşünüyorum. Şöyle objeleri de çekeyim size. Şöyle çok güzel, çok beğendim. İsra annen izliyor mu hala beni? Evet. Tamam, adı ne? Fatoş. Fatoş teyzeye de buradan çok selam söylüyorum. İsra'nın annesi. Şimdi burada bir çamaşırlık falan var. Burayı göstermeme gerek yok zaten. Şöyle banyoyu göstereyim size. Şimdi banyoyu çok beğendim. Neden derseniz. Şimdi en beğendiğim şey şu duşun gömme olması mükemmel değil mi? Yani çok güzel bir yer israfı olmamış. Böyle bir banyo çok hoşuma gitti. Çok da beğendim. Güle güle kullansınlar. Şöyle bir de yatak odasını gösterelim. Çok detay çekmeyelim. Şurada da giyinme odası var bu arada. Çok güzel ev. Özgür de geziyor böyle gördüğünüz gibi. Bir de oturma odası dediğimiz yer var. Şimdi mutfağı görünce bayılacaksın. Evet. Şöyle mutfak böyle Amerikan tarzı bir mutfak. Özellikle şöyle L şeklinde olması da çok güzel. Beyaz olması ayrı güzel. Şurada da şöyle masamız var. Şimdi sohbet muhabbet edeceğiz. Burada da kocaman bir balkon var. Çok detaylı dediğim gibi çok çekmeyeceğim. Bu arada runner'ını çok beğendim. İsra'cığım. Böyle ben detayları gördükçe sizlerle paylaşıyorum. Dediğim gibi bu ev gerçekten çok güzel. Şimdi şunu da bir fotoğrafını çekeyim. Kapak olarak koyacağım. Evet, burada da en çok kullandıkları alan. Çocuklar sürekli ışıklarla oynadığı için çok çekemiyorum daha fazla. Şu saate bayıldım. Bu saati İsra'nın babası yapıyor. Instagram adresleri de varmış. Ben de yeni öğrendim. Bu arada kendim için de bir fiyat almak istiyorum. Çok beğendim bu saati. Instagram adreslerini aşağıya etiketleyeceğim. Bu saatin altı MDF, üstü ayna olacak şekilde tasarlanmış. Çok beğendim. Dediğim gibi özellikle salona da çok yakışmış. Instagram adresini aşağıya etiketliyorum. Eğer ihtiyacınız varsa model bakabilirsiniz. Birçok çeşitli modellerimiz var. Bu şekilde. Biz çay falan içelim. Sohbet edelim. Tekrardan görüşürüz inşallah. Artık videoyu kapatırız herhalde. Böyle bol yemekli, gezmeli bir vlog oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Dediğim gibi ben çok seviyorum. Özellikle yeni evleri falan gezmeyi. Bu arada şunu da çok beğendim. Bu galiba yıldız haritası. Şöyle yapmışlar kendileri için. Eşi ve kendisini yıldız haritasını yaptırmış. Değişik bir fikir. Güzel bir fikir. Şimdi çay içmeye gidiyoruz. Tekrardan görüşürüz. Evet, bir başka evden hepinize bay bay diyeceğim ama gerçekten sürekli bir oradayım, bir buradayım, bir şuradayım. Çok hızlı geçiyor günlerim ama çok da güzel geçiyor. Zaten önümüzdeki hafta artık tam anlamıyla düğün telaşına girmiş bulunacağız. Pazartesi günü nikahı var Elif'in. Annemler, babam da bu arada bizimle gelmedi, onu da yazıyorsunuz. İşte annenle babanı göremedik, henüz gelmediler. Ezgi, annem, babam yarın gelecekler, yarın yola çıkıyorlar. O yüzden pazartesi günü nikah var. Salı günü bir şey yok. Çarşamba günü kına var. Cumartesi günü de düğün var. Cumartesi günü düğün Erzurum'da olacak. Elif Erzurum'a yerleşecek. Düğün için Erzurum'a gideceğiz. Dönüşte de düğünden sonraki günde İstanbul'a döneceğim ben. Oradaki havaalanından döneceğim. Yani tekrardan Elazığ'a gelmeyeceğim. Erzurum'da da bir evimiz oluyor yani. O yüzden çok mutluyuz. Her şeyin çok güzel geçeceğini umut ederek dualarla videoyu da kapatacağım. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Böyle ara ara ev videoları paylaşıyorum. Çünkü gerçekten beğendiğim evleri, büyük evleri size gösteriyorum. Benim için büyük, hani genelde şaşkınlık oluyor. Çünkü gerçekten çok büyük evler görüyorum. Çok İstanbul'da görmediğim türden evler.
ve çok beğendiğim evleri size gösteriyorum. Aynı zamanda da güzel anılarım sizlerle paylaşıyorum. Hem bana anı kalıyor hem sizin için de güzel olduğunu düşünüyorum. Özellikle Elazığ'dan izleyen birçok takipçim çok mutlu oluyor, çok seviniyor. Onlar için de çekmiş oluyorum. Onlar yorum yaptıkça ben de çok mutlu oluyorum. Siz de yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Umarım videoları da beğeniyorsunuzdur. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Daha güzel videolarda görüşürüz inşallah. Hoşça kalın.